Manşete hoş geldiniz. İç politikayla başlayacağız. Türkiye içi politikayla başlayacağız. Ekonomik sıkışma. Ekonomik buhran işaretleriyle devam edeceğiz. Acaba destek, acaba çıkış yolu dış kaynaklı mı olacak bu defa? Yani Türkiye'nin Ukrayna'da aldığı alacağı pozisyon Erdoğan rejimini kurtarır mı? Erdoğan rejiminin süresini uzatır mı? Saray rejimi acaba oradan kendine bir çıkış bulabilir mi? Bir yıl sonra seçim var ve bu seçime gidilecek görülüyor. Önceki analizlerimizde paylaşmıştık. Artık Erdoğan e, bu seçime gitmek durumunda. Seçimi erteleyemez, öteleyemez. Önümüzdeki haftalarda Macaristan'da bir seçimi va seçim var. Fransa'da bir seçim var. Otoriter olsun olmasın ülkeler seçime gitmek durumunda. Erdoğan da e, seçimle meşruiyetini, sağlayan ve bunu dış dünyaya böyle anlatan bir lider. Ancak şunu da ilave edeyim. Erdoğan emin olmadığı bir seçime gitmeyecektir. Emin olmadığı bir seçime gitmez. Yani yüzde yüz sandıktan çıkacağını garantiler ve öyle seçime gider. Bir yandan da evet Haziran 2023'te en geç seçime gitmesi lazım. Ama Haziran 2023'e kadar da kendini zorlayan şey o seçimden %100 çıkışını garanti altına almak. Acaba Ukrayna kriziyle Ukrayna diplomasisiyle bu çıkışı sağlar mı, sağlayabilir mi? Buna bakacağız ki son dönemde görev onayı Erdoğan'a güven biraz artmış görünüyor. Önceki aylarda dip yapmıştı. Ancak son gelişmelerle bu artmış görünüyor. Bu artış devam eder mi? Yoksa öyle kalır mı? Ya da bu geçici bir iyimserlik tekrar eskisine döner mi? Bütün bunlara bakmaya çalışacağız. Ancak o çerçevede kapakta o var. Mehmet Çimşek olayının ardındaki odak. Acaba ne olabilir? Ve elbette Süleyman Soylu meselelerine de bakacağız. Bundan önce İsveç'te saldırıya uğrayarak ağır yaralanan ve ölümden dönen Ahmet Dönmez'e bir kere daha geçmiş olsun diyoruz ve bu konuyla ilgili olarak Sevgi Akar Akarçeşme'nin Kişisel YouTube kanalına bağlanan, gene İsveç'te yaşayan gazeteci Bülent Keneş çok önemli bilgiler verdi. Ve dedi ki saldırı Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nda organize edildi. Toplantılar yapıldı ve oradan iki kişi özellikle İsveç'e gönderildi Ahmet Dönmez'e saldırsın diye. Ve Ahmet Dönmez çocuğunu okula götürürken ya da okuldan alırken tam bilemiyorum... Arka koltukta oturuyor kızı, çocuk koltuğuna bağlı bir şekilde arkadan çarpıyorlar Ahmet Dönmez'in aracına ve Ahmet Dönmez ne oldu falan diye indiğinde de kendisine saldırıyorlar. Bölgede bölgenin bir konteyner bölgesi olduğu, çevrede çok fazla yaşayan insanların da olmadığı, kamera kayıtları var mı yok mu bunlara da bakılmaya çalışılıyor. Bütün bunların hepsini Bülent Keniş'in anlatısından Sevgi Çeşme'ye anlatımından aktarıyorum. E, kamera kayıtları falan araştırılıyor ama İsveç e, güvenlikçi bir ülke değil. O açıdan e, mahremiyete dikkat edildiği için e, kamera kayıtları olmayabilir, ulaşılamayabilir. Enteresan bir şekilde Ahmet Dönmez'e saldırıyı çekiyorlar, saldırganlar ki zaten bunu yayınladılar. E, videosunun da olduğu, fotoğraflarının olduğu ve bunun Ankara'ya geçildiği ve ayrıca ikinci bir toplantıda bu konunun değerlendirildiği, sonra da belli troll hesap, hesapları üzerinden ...bazı fotoğrafların servis edildiği bilgisi var. Son derece planlı bir saldırı Ahmet Dönmez öncesinde... ...Mafya İçişleri Bakanlığı, Mafya Süleyman Soylu ilişkilerini irdeleyen videolar çekmişti. Bu videoların rahatsızlık oluşturduğu... ...öncelikle sosyal medyadan veya telefon yoluyla veya DM yoluyla, Twitter yoluyla, bilemiyorum WhatsApp yoluyla tehdit edildiği... ...ardından da fiziki bir saldırıya olayın evrildiği görülüyor. Bülent Keneş o yayında... Sağlık durumunun da son derece kritik olduğunu, görünür bir dışarıda yani vücut bütünlüğünü koruması ve görünür bir yara bere olmamasını çok dikkat çekici buluyor. Son derece profesyonel bir ekip bu saldırıyı gerçekleştirmiş. Ancak daha sonra çekilen filmlerde görülen şu, kafatası çatlamış ve doktorunun ifadesiyle ölebilirdin demiş Ahmet Dönmez'e. Halen kafa travmasına bağlı ve bu dayak olayına bağlı, saldırı olayına bağlı etkilerle hastanede müşahede altında tutuluyor Ahmet Dönmez. Bir kere daha geçmiş olsun dil, e, dileyelim ve e, Türkiye'nin e, İçişleri Bakanlığı'nın veya İçişleri Bakanlığı'ndaki Gestapo şefinin ekipleriyle beraber elinin nerelere uzandığı ve neleri yaptırdığı yaptırabildiğini göstermesi anlatması açısından da ibretlik bir hadise. Altan Sancar bir gazeteci, Diyarbakırlı bir gazeteci, ailemi ziyaret etmek Nevruz kutlamalarını takip etmek, söyleşiler yapmak üzere geldiğim Diyarbakır'da kim olduklarını anlamadığım silahlı üç kişi tarafından aracımla seyir halindeyken durdurulup kısa süreli tehdide maruz bırakıldım diyor. Şikayet dilekçesi vermiş vesaire. E, Türkiye'de de Türkiye dışında da gazeteciler paylanıyor, tehdit ediliyor. Ne ilk ne de son bu örnekler. Evet. Sonra da Devlet Bahçeli işte soy ismi gibi soyludur diyor Süleyman Soyluya o polisleri ki Furkan Vakfı gönüllülerinin pazar günü Adana'da gerçekleştirdiği yürüyüşe sert bir şekilde müdahale eden onlara işkence eden, tartaklayan döven hastanelik eden polisleri kastediyor Alınlarından öpüyorum diyor. Ve e, özellikle, Furkan Vakfı gönüllülerinde Müslüman görünümlü münafıklar diyor. Şimdi bu lafların analizini yapmayacağım. Hezeyandır bu. Ve başınızdaki faşist, başınızdaki şiddet odaklı, başınızdaki e, niyetinden emin olmadığınız tipleri, yöneticileri anlayın diye söylüyorum. Böyle insanlar varsa ve böyle insanlar o polisleri yüreklendiriyorsa, insan demek bile artık hani tırnak içinde söyleyeyim, e, her şey olabilir. Her şey olabilir. O polisler... Ring girip dağıttığı gruplarda artık cinayet de olabilir kalıcı sakatlık da olabilir ki oldu zaten daha önce o polisler alır birilerini götürür kaybeder sonra da cesedini bir yere atar her şeyi yaparlar Türkiye böyle bir polis devleti diyordum da yani artık tam bir haydut devletine döndü resmi üniformalı haydut devleti evet ki bu benim ifadem bu tanımlamam hafif kaçar hatta yani. Bahçeli'den aldığı gazla Süleyman Soylu da kuytulun kökü dışarıda falan diyor. Böyle olsa bile sizin o gruba öyle girmeniz mi gerekiyor? Ayrıca at tut. Kimmiş kökü? Dışarıda derken nereyi kastediyorsun? Belgesine, bilgisine, delilinle. Salla dur. Sonra gazetelerde böyle kapaktan veriyorlar. Hürriyetti bu. Ama enteresan olan şey şu. Yani emniyetin gözetimindeki uyuşturucunun emniyetin yani polisin uyuşturucu operasyonlarında ele geçirdiği uyuşturucuların akıbeti de belli değil. İmha ediliyor mu, ne oluyor? Mesela toz şeklindeki uyuşturucular unla falan değiştiriliyor ve sonra arkası da gelmiyor. Yani el konulan uyuşturucular gene emniyet eliyle bir biçimde pazarda değerlendiriliyor. Böyle bir ülke yani. Haydut çetesi, haydutlar derken bunu kastediyorum. Yine bu uyuşturucu kaçakçılarına Türkiye vatandaşlığı dağıtıyor İçişleri Bakanlığı. Kemal Kılıçdaroğlu birkaç ay evvel bunu sordu. Süleyman Soylu'ya Süleyman Soylu'nun verdiği cevap gerekli mevzuat çerçevesinde Türkiye vatandaşlığı verilmektedir falan oldu. Hayır da demedi yalanlamadı da. Anlatabiliyor muyum? Bakın 52 kilogram patlayıcıyı başka bir konuya geçiyorum. Hakkari'den İstanbul'a taşıyan polis memuru yakalanmış. Ali Çağlar diyor ki uyuşturucu olsa para için suç işleyen kirli polis derdik. Bu patlayıcılar kimlerin canını alacaktı? Umarım derinlemesine araştırılır demiş. Doğru soru ise şu diyor Ahmet Şık. Polis, polise kuryeliğini yaptırdıkları patlayıcıların alıcısı kimdi? Devlet içi güç savaşında kanatlardan biri bir diğerinin planını mı bozdu acaba diyor. Haber NTV'de açın bakın detayına. 52 kilo patlayıcıyla yakalanıyor bir polis. Uyuşturucu dersen boğazına kadar içindeler, patlayıcı dersen boğazına kadar içindeler. Devlet artık yani soylu diyeyim, hadi gene devlet deyince alınanlar olabilir. Soylu ve çetesi üniformalarıyla iş tutuyorlar. Evet. Sonra da dibi gördük mü? Bakan Nebati demiş ki Türk lirası en düşük durumda daha ineceği bir yer yok vatandaş rahat olsun. Nebati'nin görevden alınırım falan ya da yerine birilerinin düşünüldüğü gerekçesiyle falan böyle e, aktif olduğu falan gibi e, şeyleri var. Nebati görevden alınabilir ama Süleyman Soylu'nun şu aşamada çok görevden alınacağı yok. Bu yönde de dedikodular var. Sürekli bunu Soylu'nun suyu ısındı gidiyor. Bu Fur Furkan Vakfı olayı e, bardağı taşıran damla oldu gibi analizler duyuyorum. Çok fazla ihtimal vermiyorum. Bahçeli'nin o güçlü destek çıkışının ardından yani Soylu'nun Görevden alınması Cumhur İttifakı'nı çatlatır. Peki saray böyle bir şeye izin verir mi? Şu aşamada vermez. Ama eğer saraya kalsaydı soyluyu 50 kere alırdı. Demek ki alamıyor. Ama Nebati öyle değil. Ekonomide her zaman bir günah keçisine ihtiyaç var. Erdal Sağlam kulis bilgilerine dayanarak Nurettin Nebati'nin yerine Mehmet Şimşek'in getirileceğini açıkladı. Mehmet Şimşek Ali Babacan'la ikili olarak uzun yıllar, 10 yıldan uzun bir süre Türkiye ekonomisini birlikte yönettiler. O zaman Hazine Maliye Bakanlığı birlikte değildi. Hazinenin başında Ali Babacan, Maliye Bakanı olarak da Mehmet Şimşek vardı. Ama ikisi arasındaki uyum yer yer restleşmeler, yer yer krizler oluyordu ama... ...hazine ve maliye arasında her zaman olur. Ee, ama onun dışında birlikte götürdüler. Hazineyi Ali Babacan, Maliye Bakanlığı'nı da... ...hazineden sorumlu devlet bakanıydı Ali Babacan. Maliye Bakanı da şeydi, Mehmet Şimşek'ti. Mehmet Şimşek... İngiltere ekolünden bir isim, iyi İngilizcesi olan bir isim ve aynı zamanda İngiliz vatandaşı olan bir isim. Olabilir. Ben bunu kınamıyorum. Bu kınanacak bir şey de değildir. Önce de kınamadım, şimdi de kınamıyorum, ileride de kınamayacağım. Bunun altını çizmeme nedeni şu. Başta kapakta sorduk ya, yani Şimşek olayının ardındaki odak ne olabilir? İşte buna baktığınızda şu ortaya çıkıyor. Şimşek'e yakın bir kaynak Cumhuriyet Gazetesi'ne... Demiş ki Mehmet Şimşek'in hazine maliye bakanı olacağı, Nurettin Nebati'nin yerine getirileceği olayı tamamen dedikodulardan ibaret. Mehmet Bey, dikkatinizi buraya çekiyorum şimdi, Doha, Londra, New York ve Paris merkezli uluslararası fon ve yatırım bankalarını yönetiyor. Dolayısıyla çok yoğun, gündeminde siyaset yok Mehmet Şimşek Londra'da, yani Londra merkezli çalıştığını veya burada yaşadığını biliyoruz. Doha, Londra, New York, Paris merkezli uluslararası fon ve yatırım bankalarını yönetiyor ki bu merkezler zaten birer finans merkezi. İşte Nebati dikkatinizi çekerim. Birkaç kere geldi Londra'da işte yatırımcılarla buluştu. Şu bu falan filan İngiliz sermayesini falan çekme veya işte Türkiye'ye getirme falan güven vermeye çalıştı kendince. İşte vesaire ve her birini de her bir seyahatini de eline yüzüne bulaştırdı ve bunu yapmaya devam ediyor. Mehmet Şimşek böyle biri değil. Yetişmiş bir insan. Dediğim gibi o yatırımcılarla veya o finans çevreleriyle kendi dilinde konuşan bir insan ve çok ciddi irtibatları var. İhtimal o ki Saray Mehmet Şimşek'in bu itibarından yararlanmak istiyor. Mehmet Şimşek gibi birini hazine ve maliyenin başına getirerek bir güven oluşturmaya ve o güvenle de Türkiye'ye yatırımcı çekmeye çalışıyor. Ki zaten Şimşek'e yakın kaynak dedikodu diyor bunlar tamamen falan filan. Böyle bir şey olmadı. Mehmet Bey'e bir teklif gelmedi falan demiyor. Bir yalanlama yok. Sadece şu söyleniyor Mehmet Bey yeterince meşgul. Bu tür şeyleri ayıracak vakfi, vakti yok. İki. Gene saray Mehmet Şimşek'in İngiltere ve elbette İngiltere ile bağlantılı olarak Londra ile bağlantılı olarak finans çevreleriyle ilişkisinden hareketle e, oradan, o, oradan da sarı ışığı belki yeşile çevirmeyi amaçlıyor, hedefliyor olabilir. Ve yine İngiltere finans çevreleri Mehmet Şimşek'i işaret etmiş olabilirler. Yani diyebilirler ki bu bizim içimizden biri, bizi tanıyan biri, bilen biri abuk subuk konuşan biri değil, makul mantıklı biri. Biz bu iş Mehmet Şimşek işin başında olursa siz onu ikna ederseniz biz de bu işlere sıcak bakarız gibi İngiltere merkezli veya Londra merkezli bir takım mahfillerden saraya böyle bir telkin ya da böyle bir tavsiye, öneri gitmiş olabilir. Sarayda bunun üzerine tekrar Mehmet Şimşek'e yoğunlaşmış olabilir. Ama Mehmet Şimşek hazine maliyenin ya da ekonominin başına geçecek dedikodusu yeni değil. Önce de vardı, şimdi de var. Eminim ileride de o olacak. Evet, Mehmet Şimşek'in arkasındaki odak. Londra merkezli finans çevreleri olabilir. Evet. Erdal Sağlam, Nebati'nin son günlerdeki telaşı Mehmet Şimşek'in adının tekrar dolaşıma girmesi derken Uğur Gürses, bu enkazı devralıp işbaşı yapmak aklı başında birinin işi değil. Siyasi kriz seçimle sona erdirilip sağlanacak normalleşmeyle ekonomi düzeltilebilir demiş. İbrahim Öztürk'te de tam kitabın ortasından dalmış. Yakından tanıdığım Mehmet Şimşek bu görevi kabul ederse şerefi kıt olduğu gerekçesiyle bir hafta süreyle her gün kendisine hakaret edeceğim. Evet. O arada Merkez Bankası Başkanı yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarrufu 200 milyar dolar bunun %10'u bile bizim için önemli bir kaynak deyip kaynağın esasen tükendiğini ve yurt dışında yaşayan vatandaşların dövizlerine artık muhtaç durumda olduğunu veya oraya dönük bir çağrıya falan hazırlandığını e, Ankara'nın e, haber vermiş. Uğur Gürses evdeki gümüşler de satılınca yurt dışındaki akrabalar akla gelir diyor. Ama o akrabaların Türkiye için yapabileceği bir şey olduğunu zannetmiyorum. Onlar gene güvenli kanallarda ve kaynaklarda kendi yaşadıkları ülkelerdeki sağlam bankalarda mevduatlarını veya birikimlerini tutacaklardır. Kimse aklını <laughs> yemedi yani bu iş için. Ama e, bazen hani siz ne yediniz falan diye soruluyor ya ne yiyorsan ben de ondan falan diyor ya. Şimdi çelik çekirdeğin içinde AKP'de hemen Erdoğan'ın yakın e, ekibindendir. Partide, parti ayağında özellikle ve troll başıdır. Yani trolleri çekip çeviren de işin başındadır. Mahir Ünal. Biz daha yeni başlıyoruz demiş 20 seneden sonra. Bugüne kadar yaptığımız her şey aslında hazırlıktı. Daha fazla okumayacağım. Evet. Ama Erdoğan'a, Erdoğan'ın şu lafına dikkat çekiyorum. Kendi silikon vadimizi oluşturacağız derken dünyada sosyal ağların, sosyal ağlarda dolaşan bilginin ve serbest gazetecilerin sosyal ağlardaki gücünü gördüğü için hele özellikle Ukrayna Savaşı'nın ardından Erdoğan Türkiye'de yapacağı her türlü operasyonda başının çok ağrıyacağını biliyor. Ondan dolayı da ben bu ülkeyi bütün bu ağlara nasıl kapatırım ve kendi içimde kapalı bir devre sistem nasıl oluştururum falan bunun derdinde. Bir türlü beceremediler bunu 20 yıldır. Son 10 yıldır da trollerle falan o kadar trollemelerine rağmen bir türlü döndüremediler. Hala da bu hayalle devam ediyorlar. Hayır yapamazsın. Ee, ne silikon yapabilirsin ne vadi yapabilirsin. Ne de kendi dijital dönüşümünü falan gerçekleştirebilirsin. O dijital dünya seni bugüne kadar paçavra ettiği gibi bundan sonra da etmeyi sürdürecek. Diyebileceğim bu. Ama içeride bir kıpırdanma var. İşte Hayati Yazıcı ki Erdoğan'ın ta belediye yıllarından belki öncesinden avukatı. işte i̇şte diyor ki Ahim'in Demirtaş ve Kavala kararları ile ilgili içeride bir formül bulmalıyız. Ya arkadaş formül anayasada yazıyor. Türkiye uluslararası sözleşmelere taraf ve taraf olduğu sözleşmelerde uluslararası hukuk geçerlidir. İç hukuk ne derse desin. Anayasada maddesi var bunun. İçeride formül bulmana gerek yok ki. Ahim kararlarını uygulayacaksın. Bu kadar basit. Hukuka döneceksin. Bunu iyi bilir Hayati Yazıcı da işte sahibine göre kişniyor sadece. Özel Sencar yeni metropolün araştırmasını paylaşmış. Görev onayı veya Erdoğan'a güven meselesiyle ilgili olarak Ukrayna konusundaki aktivitesi oy desteği de dahil olmak üzere bütün verilerde iyileşme sağladı. Mart araştırmasında diyor. Mart araştırması burada şimdi görüldüğü gibi şu lacivert olan grafik görev onayı özür dilerim tam olarak evet onaylamıyorum diyenler pardon lacivert olanlar onaylamıyorum diyenler Turuncu ise ise görev onayı veriyorum, onaylıyorum diyenler. Görüldüğü gibi 57 ile zirve yapmış tüm zamanların zirvesi aşağı yukarı. Bunu birkaç ay önce de konuşmuştuk. Fakat onaylamıyorum diyenler 57'den 50'ye düşmüş. Orada 7 puan bir gevşeme var. Aynı şekilde 38'e kadar düşmüş görev onayı onaylıyorum diyenler de yaklaşık 5 puanlık bir artışla 43'e çıkmış. Ve şu anda Erdoğan'a görev onayı onaylıyorum diyenler 43, onaylamıyorum diyenler 50. Arada 7 puan da kararsız var demek ki. Ama o kararsızların da farklı tablolarda Erdoğan'a daha yakın olduğunu söylüyor Özer Sencar ve bütün bunların hepsini Ukrayna gelişmelerine bağlıyor. Bir diplomasi köprüsü kuruldu Ankara'da, Antalya'da. Hatırı sayılır temaslar yapıldı ve Türkiye Rusya ile görüşebilen, Rus yetkililerle görüşebilen bir avuç ülkeden biri haliyle bu da içeride o şekilde kompalandı, o şekilde pazarlandı ve bunun etkisi. Bakalım bu kalıcı olacak mı? İlerleyen dakikalarda buna da cevap vereceğiz. Nezih Onur Kur, e, Kuru paylaşmış. Almanya'da da aynı şekilde çok partili sistemde hem de Merkel gibi başarılı bir liderden sonra bu denli yüksek bir görev onayı yakalayabilmek Scholz'un sol ve merkez seçmeni birleştirebildiğine işaret ediyor demiş. Scholz'a görev onayı, yani Scholz'dan memnuniyet oranı e, %62'ye çıkmış e, ve Almanya bu konuda son derece kritik ve Almanya'nın atacağı adamlar özellikle Amerika ile Rusya arasındaki krizde belirleyici olacak. Ama Scholz bugüne kadar götürdüğü şu bir hafta bir aylık hatta belki biraz daha uzun sürede götürdüğü politikayla güveni kendi etrafında buluşturabilmiş. Fikri Sağlar bir takım rakamlar vermiş. Dolar şu kadar işte enflasyon bu kadar işsizlik bu kadar diye hangi ekonomiyi kurtardınız falan diye soruyor tipik bir CHP muhalefeti. Evet tablo böyle hatta beter lakin AKP hala birinci parti. Muhalefet ne durumda diye soruyor. Aynen öyle. Anca konuşuyor muhalefet. Anca böyle tablo yayınlıyor yani. O arada bu cehaleti de millete yediriyorlar yani. İktidar yani muhalefet iktidarın cehaletini bile yüzlerine vuramadı. Çanakkale Köprüsü ile ilgili tartışmalar söz konusu olunca Bahçeli diyor ki köprüden geçmem diyen buyurun denize atlasın yüzsün. Ya arkadaş adam yüzerek de karşıya geçse gene o köprüden geçenin geçmeyenin ücretini ödüyor. Kendi ödediği vergisiyle kendi kursağından kesilen parayla garanti verildi. Geçiş garantisi verildi ya günlük 45 bin araç. Günlük 45 bin araç geçiş garantisi verildi. 15 euro artı KDV'ye. Euro bazında. Ve bunun altında kalacağı %1 milyon. Ve o yüzerek karşıya geçene de fatura edilecek. Ama işte bunun dahi muhalefet anlatabilmiş değil. Nasıl yapılacak, nasıl olacak ki bilmiyoruz. O arada, bir ara not. 24 bin Türk vatandaşı 2020'de Avrupa Birliği pasaportu almış. 2021 rakamları henüz açıklanmadı ki o da bundan daha fazladır. 2022'de daha da fazla olacağını düşünüyorum. Yarısı Almanya, onu Fransa, Hollanda, İsveç gibi ülkeler takip ediyor... Özellikle 2015-16'dan bu tarafa yurt dışında yaşamı tercih eden gerek hakkında cadı avı yürütülen gerekse artık ben çocuklarımı burada yetiştirmek büyütmek istemiyorum ve kendime dışarıda batıda bir hayat kurmak istiyorum diyen insanlar akın akın çıktılar ve çıkıyorlar. Ve artık bunlar 5 yılı 6 yılı doldurdu ve 5 yıl 6 yılı dolduran önce süresiz oturum ardından da vatandaşlık hakkı kazanıyor pasaport alıyor bunların bir bölümünün Türkiye pasaportu da yok. Çünkü iptal edildi. Dolayısıyla onlar artık aldıkları pasaportlarla ve aldıkları pasaportlar bir İsveç pasaportu, bir Hollanda, Fransa, Almanya pasaportu son derece değerli. Dünyadaki bütün ülkelere vizesiz e, seyahat edebilecekler. E, ve artık bu iş başladı ve bu yürüyor. Bu 24 bin bir başlangıç. 2021'de daha yüksek, 2022'de daha yüksek, 2023 24te bu rakamlar yükselecek. Çünkü herkes artık Özellikle e, Avrupa'da, e, İngiltere'de, Kanada'da, Amerika'yı söylemiyorum ama Amerika, Amerika'da göçmenlik koşulları, green card ve vatandaşlık koşulları çok ağırlaştırıldı artık vermiyorlar. E, i̇nsanlar 5-6 yıl sonra bunları cebine koyacaklar. Önce süresiz oturumu ardından pasaportu. Ve bu tür tabloları ve karşılaştırmaları çok göreceğiz. O arada e, Türkler akın akın kaçarken e, Ruslar akın akın e, Türkiye'ye demirliyor. Roman için iki e, yatı, ki bunlar dünyaca ünlü yatlar, çok pahalı yatlar. Biri Bodrum'a yanaşmış, öbürü de Marmaris'e yanaşmış. İşte bu da trajikomik bir durum. Ömer Burak Türk Solu'yla alakalı, e, Rusçu Türk Solu'yla alakalı bir analiz yapmış. Azınlıktalar demiş, Putin'ci olmayan e, solcuların. Bir sol iktidar olsa Putin rejimi benzeri bir düzen, düzen hayal ediyorlar. İyi de öyle bir rejimi zaten Erdoğan kurdu. Putin'in Ortodoks Kilisesi ile ilişkisini bilmiyor olamazlar vesaire. Ben şu e, soruya şöyle cevap vereyim. Yani olay Putincilik mi yoksa duygusal mı? Olay hem duygusal hem de Putincilik. Diğer bir tarafı Ortodoks Kilisesi ile ilişkisi derken Putin Moskova'daki Ortodoks Kilisesi'ni arkasına aldı. Ve ondan dolayı da şu anda İstanbul'da Fener Rum Patriği farklı bir noktaya evrildi. Türkiye bunu akıllıca kullansa belki dünyada Ortodoks dünyası anlamında da belirleyici olabilir ama hala Heybelada'daki ruhban okuluna izin vermiyorlar. O da ayrı bir konu. Putin dini de arkasına aldı, kiliseyi de arkasına alarak yaptığı işi haklı göstermeye çalışıyor vesaire. Türk solunun çok fazla Rusçu veya Putinci olduğunu düşünmüyorum ama tuhaf solcular var hem Atatürkçe hem Stalinci olanlar var değişik hem Stalinci hem de Putinci olanlar var adam yani Putin Rus batılılaşmasına da karşı komünizmden önce Rus Sovyet komünizmine de karşı o eski imparatorluk hayalleriyle falan yürüyen bir isim detayına girmeyeceğim bir demokrasi istedikleri, hukuk istedikleri, insan hakkı temelli falan bir düzen istedikleri yok Türk solunun. Türk sağından farksızlar yani o yönüyle. Kendi idarelerini istiyorlar ve Erdoğan giderse ve kendilerinden biri oraya çıkarsa o yetkilerle kendi düzenlerini kurmak istiyorlar. Demir yumrukla ülkeyi idare etmek istiyorlar. Buna çok mutlu olurlar. O arada ete %48 zam gelmiş. Yarın öbür gün Türkiye'deki ete. Yarın öbür gün et fiyatlarının sebze fiyatlarıyla eşit ya da sebzeden daha ucuz olduğu falan bir ülke falan denirse, işte o zaman Türkiye'nin normalleştiğini düşünebilirsiniz. Türkiye için normalleşme ölçüsüdür. Ben kendimi bildiğim bileli Türkiye'de et pahalıdır. Ben e, çocukken dar gelirli bir ailenin evladıydım. E, kasaptan bir kilo et aldığımı hatırlamam. Yarım kilo alırdım. E, o da kıyma olurdu zaten. Annem onu üçe beşe böler yemeklerde işte biz biraz et suyuyla veya etli yemek yiyelim diye filan çabalardı. Bu durum hiç değişmedi ve değişecek gibi de gözükmüyor yakın zamanda. Ben İngiltere'de yaşıyorum ve burada Türk en azından hayvansal ürünlerde tümüyle kendine yeten bir ülke hatta ihraç ediyor fazlasını. Gene belli temel gıda, tahıl falan ürünlerinde de sebze Meyvede de gene kendi ürünlerini yetiştirebiliyor. Kimini elbette ithal ediyor ama temel ürünlerde halkını aç bırakmayacak kadar bir... üretimi var ve bu fiyatlara da yansıyor. Burada... et ürünleri yani... gidip de marketten et almak... olağanüstü bir şey değil. Yani kabak almak gibi, salatalık almak, domates almak gibi bir şey. Daha ucuz hatta. Yani et, tavuk ürünleri vesaire. Bakın size bir örnek vereceğim. Birim fiyat üzerinden vereyim. Her ne kadar İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 6.2 ile... 30 yılın zirvesinde olsa da ki bu daha çok enerji ve... Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili. Bu benim de sık gittiğim Tesco marketten kıyma. Kilogramı ki şurada yazıyor. Kilogramı 358miş. Şimdi buradaki fiyatları birim olarak değerlendirin. Birim. Bakın 3.58 kilosu, 1 kilosu 3.58 olan kıyma. Bu ülkede asgari ücret 1.400 birim. Yani 1.400... Asgari ücret alan biri 3.58'den kilosunu alıyor etin. Sebzelerle karşılaştırayım. Bakın bu fasulye 4.77. Yani 1 kilo kıyma 3.58. 3.58'den hesap edin ki TL olarak çevirdiğinizde 70 liraya tekabül ediyor. Ki şu anda galiba 70 liraya kıyma yok Türkiye'de. Bir bakın isterseniz kasabınıza çevrenize. Yani neticede burada... Ee... Sterlin üzerinden bile Türkiye'den daha ucuz e, kıyma yiyor, tüketiyor olabilir insanlar. 3.58 kıyma, e, fasulye 4.77 kilogramı, mantar 3, ıspanak 7.60, etin neredeyse 2 katı ve domates 4.45. Kıyma 3.50 iken kilosu, domatesin kilosu 4.45. Evet, Böyleyken böyle kendi kıyasınızı yaparsınız e, bu konularla ilgili olarak ama bu yakın dönemde bitecek gibi değil. Dönelim Ukrayna'ya e, yaklaşık 28 dakikayı geride bıraktık. E, çok hızlı birkaç dakikada sadece grafiklerle Ukrayna'yı özetleyip e, bugünkü yayını bitirmeyi planlıyorum. E, eğer hızlı gittiğimi düşünürseniz, e, grafikleri dondurup grafiklerdeki bilgileri okuyarak devam edebilirsiniz. Grafiklerdeki bilgiler zaten yeterince açıklayıcı. Şu ana kadar 117 çocuk ölmüş. Evet. Ve Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği de Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini anlayışla e, karşılayan ve tutumunu ifade etmekten çekinmeyen Türkiye vatandaşlarına minnettarız diyor. Bu kadar çocuk ölürken. O arada Zelenski Papa'yı Ukrayna'ya davet etti. Hatırlatalım e, İtalya. E, parlamentosunda e, konuştu Zelenski. En son Japonya parlamentosunda konuştu. Parlamento parlamento konuşuyor ve çok büyük ilgi duyuyor. İkinci Dünya Savaşı'nda toplama kampından kurtulan 90 yaşı, 96 yaşındaki bir vatandaş Harkov bombalamasında hayatını kaybetmiş. Toplama kantın, kampından kurtuldu ama Hitler'den kurtuldu ama Putin'e yenildi diyebiliriz. NATO zirvesi var. Tayyip Erdoğan da geliyormuş. Joe Biden da e, orada olacak. NATO ülkeleri e, buluşacaklar ve elbette gündem Ukrayna olacak. E, yine G7 zirvesi de olacak. İlave yaptırımlar açıklaması bekleniyor. Biden'ın 25 Mart'ta da Polonya başkenti Varşova'ya gidecekmiş. O arada Avrupa Birliği acil müdahale gücü tekrar gündeme geldi. Kurulacakmış 5000 kişilik acil müdahale gücü. Avrupa Birliği silahsızlanma ekonomik birlik falan derken işte böyle otoriter devletlere karşı bir silahlı güç falan konuşulmaya başlandı. O arada Wall Street Journal Amerika'nın gizlice aldığı Sovyet yapımı hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya gönderdiğini yazdı. Aynı şekilde İngiltere Savunma Bakanlığı 4000'den fazla tank savar füze sistemi verdiğini açıkladı Ukrayna'ya. Evet Ukrayna bir NATO ülkesi değil ama NATO ülkelerinden bolca destek alıyor. Bunun da altını çizelim. O arada Kremlin Ukrayna'ya barış gücü göndermek pervasız ve son derece tehlikeli bir karar demiş. Biz yani Ukrayna tarafsız olsun, NATO bu işe bulaşmasın dedikçe NATO ülkeleri Ukrayna'ya silah silah gönderiyor, savaşçı gönderiyor. Dolayısıyla bu iş yakın zamanda çözülecek gibi görünmüyor. Sevgi Akar Çeşme dezinformasyona dikkat çekmiş. Rusya müthiş bir inkar halinde biz yapmadık, Ukrayna kendi halkını öldürüyor diyor. Evet yani Batı'da Batı'da bir takım medya aygıtlarıyla bir propaganda götürülüyor olabilir ama doğru haberler üzerinden en azından bu yapılıyor. Ayrıca yani Ukrayna'nın içlerine kadar giren, Kiev'i kuşatan hangi birlikler? Ukrayna birlikleri mi? Rus birlikleri? Şehirleri bombalayan Ukrayna'nın kendi güçleri mi? Ukrayna halkı Ukraynalı direnişçilerden mi kaçıyor? Bu kadar çocuğu, kadını, yaşlıyı öldüren, evsiz bırakan Ukrayna direnişçileri mi? Salaklaşmamak gerekiyor. Yani ve Rusya'da basın ne kadar özgür? 10 bine yakın Rus askerini öldüğünü, askerinin öldüğünü yazan bir Rus gazetesi söz konusuydu. Bilgisayarlar korsanlarının kurbanı olduk bize eklediler demiş bilmiyoruz. O arada asıl bence haftanın gelişmesi Kremlin sözcüsünün varoluşsal bir tehdit görmeleri durumunda nükleer silahları kullanmaktan çekinmeyecekleri. Şimdi bunun Rusya'nın yasalarında olduğunu falan ifade edenler var. Fakat arkadaş Rusya'nın varoluşuyla ilgili bir konu yok ki. Putin'in varoluşuyla ilgili bir konu var. Putin kendi şahsına dönük, kendi bitişine veya kendi gidişine dönük bir tehdit gördüğünde düğmeye basacak mı? Rus halkına sormayacak ki nükleer silahları kullanayım mı kullanmayayım mı diye. Varoluşsal tehdit Putin için söz konusuysa bir nükleer risk var demektir ki Rusya'nın stratejik nükleer savaş başlıklarına bakın. Kıtalar arası balistik füzeler, deniz altından fırlatılanlar, işte nükleer bombardıman uçaklarıyla havadan atılanlar. Evet. Biden, Putin'in köşeye sıkıştığını ve kimyasal biyolojik silahlar kullanması ihtimaline dikkat çekmiş. Bu uyarıda durduğu yerde duruyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, kazanılabilecek bir savaş değil, barış masasına dönüş kaçınılmaz demiş. Ama barış masası görünürde var sadece. O arada 500 bin kişi başta travma olmak üzere çeşitli ruh sağlığı sorunlarıyla desteğe muhtaç Ukrayna'dan göçen. 30 bin kişinin de çok ciddi şekilde etkilendiği ortada. Savaş halini kimse yaşamadığı için bilmiyor. Savaş böyle bir şey. Sadece insanlar evsiz kalmıyorlar. Bütün bir hayatları bir anda sıfırlandığı için ve geri dönüşü de belki olmayacağı için bu muazzam bir travmadır. Çocuklar için de, yetişkinler, anne babaları için de ve yaşlılar için de bu böyle. Evet. bundan sonraki hayatları bu travmayla geçecek ve hepsinin psikolojik desteğe ihtiyacı var bak biri diyor ki göçmen sendromu diye bir şey duymuştum sanırım bunun etkilerini hissetmeye başlıyorum şimdiye kadar sakinleşmenin yolunu bulamadım sürekli korkuyorum benim gibi insanların ruh sağlığı için yardıma ihtiyacı var çünkü kafamız çok karışık ve kaybolmuş hissediyoruz bir ara otururuz bu göçmen göçmen duygusu nedir göçmenlik nasıl bir mesele Savaştan kaçanlar, ülkesindeki baskıdan kaçanlar, başka başka çaresi olmadığı için kaçanlar, tutuklanmamak için kaçarlar. Aklınıza gelebilecek her şey. Bu işler öyle kolay değil yani. Burada kırmızı halılarla falan karşılanmıyorsunuz. Buraya yerleşir, yerleşmez de hemen size devlet sosyal yardım, al sana şu kadar kira parası, şu kadar da iyeşe parası falan demiyor. Almanya Başbakanı Rus enerjisine topyekün ambargonun sonuçları Avrupa için yıkıcı olur diyor. Bütün endüstriler çökebilir diyor. Yine aynı parlamentoda Putin'in saldırısı günden güne getirdiği tüm yıkıma rağmen çıkandı diyor. Evet yani haritaya baktığınızda Rus orduları yaklaşık 10 gündür belki biraz daha fazla durduğu yerde duruyor gibi ya da kontrol altına aldıkları bölgelerde veya kontrol altına almaya çalıştıkları bölgelerde bombalamaların devam ettiği biçiminde ama gerçekten bilmiyoruz. Çünkü Mariupol'da hala 100 bin kişi insanlık dışı koşullarda sıkışıp kalmış durumda. Zelenski demiş ki yiyecek yok, su yok, ilaç yok, sürekli bombardıman. O arada bir Rus yetkili ağzından kaçırmış. Bir önceki yayında Mariupol'un yani liman kenti Mariupol'un ele geçirilmesinin stratejik açıdan nasıl önemli olduğunu anlatmıştık. Bunu doğrulamış ve devamla diyor ki Kırım'dan Mariupol'a giden otoyolun kontrolünün ele alınmasını yarım adayı güvenli bir ulaşım koridoruyla Donbass'a bağlayacağı. Evet. Hem Karadeniz kontrol hem de ee Donbass'a bağlanma. O arada elbette Romanya gibi hatta Moldova gibi ülkeler, Bulgaristan gibi ülkeler tedirgin olacak. Yani Kafkaslara bağlaması, Donbass'a bağlaması, Ukrayna'nın Ukrayna'ya Karadeniz kıyısı bırakmaması falan e, diğer Karadeniz'e kıyısı olan eski Doğu bloku ülkelerinde tedirgin edecektir. Başta Romanya, Bulgaristan. Yani bu yayılmacılıkla sıra bize mi geliyor falan diye düşünür yani Romanya. Düşünmesin mi? Hitler de öyle başladı. Birebir benzemiyor ama baktığınızda görüyorsunuz. Yani şurayı alsın, burayı alsın orada durur zaten. Daha ileri gitmez diyemiyorsunuz yani. Ukrayna Kiev yakınlarındaki Makariv geri aldığını açıklamış. Ee, Pentagon'da Ukrayna'nın bazı bölgelerde e, çevik yaratıcı zekice e, savunma yaptığını teyit etmiş. O arada Lavrov Amerika'nın savaşın bitmesini istemediğini savunmuş. Bu konuda Lavrov'a sanki katılıyorum. Batı şu anda e, Ukrayna işgaliyle ilgili olarak... E, eğer bir hedefi veya bir amacı veya bir planı, projeksiyonu varsa henüz o projeksiyonun o noktanın o hedefin tutulmadığı kanaatindeyim. bir süre daha bunun bu şekilde devam etmesi murad ediliyor gibi. Üzgünüm ama durum bu yani. Veriler bunu gösteriyor. Haşim Tekineş, Çin ve Rusya gibi devletlerin jandarmalığını ABD'nin yaptığı uluslararası düzeni tehdit etmesiyle birlikte otoriter dalga bütün dünyada etkisini hissettiriyor. Eskiden Beyaz Saray'a, Kongre'ye veya Washington'daki düşünce kuruluşlarına hoş görünmek için bir nebze demokratik görünme ihtiyacı duyan birçok devlet artık gerçek acımasız yüzünün açığa çıkmasından çekinmiyor. Kendi içlerindeki muhalefeti şiddetle bastırırken bu konuda diğer otoriter rejimlerle işbirliği de yapabiliyor demiş. Herkes kendi ülkesinden kıyas etsin. Örnek vermeyeceğim daha fazla. Namıktansa Putin hem Rusya'yı geri dönüşü olmayan bir yola soktu, uzlaşmasını veya çekilmesini beklemek beyhude, savaşı aşamalı olarak genişletecek ve acımasız yöntemler kullanarak siyasi ve stratejik hedeflerini elde edinceye kadar sürdürecektir diyor. Evet. Buna da katılıyorum. Ama gel gelelim şu dünya küresinde yani bir toplu iğne başı kadar su kaynağınız var. İleride bunun üzerinden de bir kıyamet kopar mı bilmiyorum. Dünya bir basket topu kadar küçültülebilse tatlı sular bir küçük tuz tanesi kadar yer kaplayacaktı. Türkiye su fakiri olmaya giden ülkelerden biri 25 sulak alanın tamamı iktidar eliyle kirletiliyor demiş Bülent Şık. Evet. Otoriter liderler otoriter liderlerle anlaşılıyor ve iş acaba nereye gidecek? Sonrasında nereye evrilecek? Bu merak ediliyor. Bu belli otoriter liderlerin sonunu getirecek mi? Ya da NATO ittifakı mı kazanacak? NATO ittifakının genişlemesi devam edecek mi? Putin kaybedecek mi? Ya da Ukrayna'yı alıp durduğu yerde duracak mı? Ve iktidarını sürdürecek mi? ya da bu Pirus zaferidir. Yani kazansa bile esasen geriye döndüğünde yıkılmış bir Rusya, harap olmuş bir ordu bulacak ve kendi iktidarı da bir iki sene sonra bitecek diye analizler de var. Bunun ne olacağını, nereye evleneceğini bilmiyoruz ama bildiğimiz şey şu. Nükleer silahların kullanılması, bir üçüncü dünya savaşının tetiklenmesi, bölgenin adeta bir ateş topuna dönmesi dahil Karadeniz'in bir huzur denizi iken en azından üzerinde en az tartışma varken Doğu Akdeniz vesaire gibi değil bir anda karışması falan gibi sonuçları yaşayabiliriz. Bu bölgedeki otoriter liderleri güçlendirebileceği gibi bölgedeki otoriter liderlerinin aksi yönde sonunu da getirebilir. Son derece kritik bir sürece evriliyor gelişmeler. O arada hayat pahalılığı, o arada ekonomik buhran, o arada geçim mücadelesi, gelecek istikbal endişesi, acaba kendime güvenli bir ülke, güvenli bir liman bulabilir miyim kaygısı bunlarla birlikte devam edecek. Hayatımız öyle görülüyor. 2022'de de bu konuların biteceğine çok fazla ihtimal vermiyorum. 2020-2021 pandemiden çıktık, böyle bir kasırgaya tutulduk. Yani nasıl bir şeyin içine düştük falan diyesi geliyor bazen insanın ama Bekleyip göreceğiz, birlikte analiz etmeyi sürdüreceğiz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.